Gördüğünüz gibi kalem deyince aklımıza nedense ya tükenmez kalem geliyor, ya kurşun kalem geliyor, ya dolma kalem geliyor. Oysa kalem bir araçtır ve kalem saymakla tükenmeyen bir araçtır. İnsanlık tarihinin kalemlerinden bir kısmını görüyorsunuz. Baştaki taş, aslında obsidyen, doğal cam. İnsanlık ilk defa mağaralara falan bununla çiziyordu. Ondan sonrası gördüğünüz kamış. Bilirsiniz tabletler var. Sümer tabletleri, eski Mısır tabletleri. Bu tabletler çivi yazısı denilen bir yazı kullanılıyor bu tabletlerde. Ama çivi ile alakası yok. Yazıyı çiviyle yazmıyorlardı. Hatta bu tabletlerin yazıldığı dönemde demir henüz yoktu. Yeryüzünde demir vardı ama demir işlenmiyordu. Demir çağına girilmemişti. Demir çağına giriş milattan önce en erken 1300. Dolayısıyla kamışla yazılıyordu bu tabletler. Killer üzerine yazılıyordu. Ondan sonra kurutuluyordu veya pişiriliyordu. Ve bugüne kadar 4000 yıl, 3500 yıl, 4200 yıl, 4500 yıl hatta öncesinden yazılar bize kadar geldiler. Hiyeroglifler olsun, diğer çivi yazıları olsun. Ondan sonraki kuş teleği. Aslında bu özel bazı kuşlardan elde ediliyor, ucu yontuluyor, bir takım terbiyelerden geçiriliyor ve kaleme dönüştürülüyor. Bu da hokka ile kullanıldı. Kamış da daha sonra hokka ile kullanıldı. Hokka mürekkep kutusu biliyorsunuz. Her kalemin bir mürekkebe ihtiyacı var. Onun için mürekkep neydi? Ona geleceğiz ileride. Ve ondan sonraki kalemleri zaten siz tanıdınız, kullandınız. Şimdi onları neredeyse ömrü dolmak üzere. Evet, kalem bu oldu. Bu. Böyle, 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 böyle. Yani parmaklarımız bir kalemmiş aslında. Ve biz parmaklarımızla yazıyoruz. Dolayısıyla daktilo tuşları bir kalemdi. Gördüğünüz gibi işte klavyeye geçti. Ve öyle bir noktaya geldik ki kim derdi ki göz kalemdir? Stephen Hawking, ünlü astrofizikçi, gözüyle yazıyor. ALS hastası. Göz hareketleriyle bilgisayara yazı yazıyor. Şu anda onu aştık. Bir ileri aşamadayız. Kalem görüyorsunuz. Bu bir kalem. Gördüğünüz gibi beyne yerleştirilen algılayıcılar, sensörler ve elektrotlar, ondan algılanan kablolar ve beynin içindeki elektrik, kimyasal elektrik hareketlerinden yola çıkarak beynin yazdığı yazı, yani düşünceler. Düşünceleri artık beyin doğrudan yazabiliyor. Dolayısıyla alın burada da bir kalem var. Böyle kalem olur mu diyeceksiniz ama var. Alın size en son kalem. Facebook'un düşünceleri yazan kalemi. Bu bir kalem. Evet, gördüğünüz bir kalem. Bir yazılımla yönetiliyor ve insanın zihninden geçenler elektrik sinyalleri biçiminde biliyorsunuz. Beynin loblarında, bölgelerinde elektrik sinyalleri yoğunlaştığı zaman beynin o bölgesinde ne diyor, neyi demek istiyor, neyi imliyor, onu bir algoritma vasıtasıyla, kod vasıtasıyla yazıya dönüştürüyor. Bu da kalem. Sadece kalem bundan ibaret mi? Hidrojeni helyumdan,
helyumu demirden, demiri kalsiyumdan, kalsiyumu altından, altını civadan, civayı diğer elementlerden ayıran, yazılımı yazan kalemle. Eğer o kalem yazmasaydı, hidrojenle helyum arasındaki, helyumla lityum arasındaki, lityumla berilyum arasındaki, berilyumla bor arasındaki farkı nasıl fark ederdik? Edemezdik. Elementler olmazdı. Elementler olmasaydı biz bugüne nasıl gelirdik? Kalemi nasıl yapardık? Nasıl yazardık? Grafiti kalemin içine nasıl koyardık? Olmazdı. Dolayısıyla orada bir kalem var. O kalem yazmış ve biz de kullanıyoruz. Hücrelerimizde, affedersiniz, ondan önce organik kimyada bir kalem var. İşte molekülleri birbirine bağlayan kalem. İşte hidrojenle oksijeni birbirine bağlayan kalem. O kalemin yazılımı olmasaydı su diye bir nimet olmayacaktı. O kalemin yazılımı sayesinde aynı elementten kömür de çıkıyor, elmas da çıkıyor, grafit de çıkıyor. O kalemin yazılımı. Hücrelerimiz bir kalemin eseri. Genlerimiz bir kalemin eseri. Genetik dizilişimiz, genetik kodlarımız. İşte o kalem nasıl yazıyor ki sizinle benim aramdaki o farklılık oluşuyor. O 10 binde, 100 binde bilmem kaç olan o küçük farklılık. Kardeşimle benim aramda, babamla annemle benim aramda, sizinle kardeşiniz arasında, yani Sadık Bey'le Musa abimiz arasındaki fark ne? Yani bakarsanız temelde hepsi aynı. 4 bazdan oluşuyor değil mi? 4 asit bazından oluşuyor. Nedir efendim? Adenin, timin, guanin, sitozin. Hepsi bu 4 baz. Ama bu 4 baz öyle bir diziliş, öyle bir sıralamayla yazılıyor ki siz oluyorsunuz. O siz oluyorsunuz. Hatta sizinle işte efendim bonobolar arasındaki fark oluyor. Bu %1,5 civarında. Dolayısıyla sizinle fareler arasındaki fark oluyor. Bu %75, %80 benzerlik. Hatta sizinle eğrelti otu arasındaki fark oluyor. Sizinle eğrelti otu arasında %30'a yakın benzerlik var. Genetik aynılık. Yani siz %30 eğreltisiniz. Eğrelti otusunuz, otuyuz, biz yani hepimiz. Ve orada kardeşliğimiz var, genetik kardeşliğimiz. Dolayısıyla bu anlamda o yazıyı yazan kim? Ve nasıl bir yazı yazmış? O yazıyı yazan kalem ne? O kalem nasıl bir kalemdi? Yine daha makrolara geçersek eğer, işte ayı yeryüzünün etrafında 4 milyar yıldır döndüren ve ikisini de kendi yörüngesinde, dünyayı da uydusuyla beraber güneşin etrafında döndüren, güneşi de galaksinin içinde bir yılı 250 milyon yıl süren. Evet, güneşin tam bir turu galaksi içinde yaklaşık 250 milyon yıldır. Nasıl bir yıl? Güneş yılıyla bir yıl, 250 milyon yıl geçecek de bir, yani güneşin galaksi içindeki turu bir tur tamamlanacak. Dolayısıyla bütün bu şeyler, bütün bu dönüşler sizce bir kalemin eseri değil midir?